22 Mart 2024, Filiz Katman, Star Gazetesi, Bisiklet. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Haziran 2009'da tanıma ve askerden arındırma ilkelerine dayalı olarak Filistinlilerle barış vizyonunu şu sözlerle dile getirmiştir. Benim barış vizyonuma göre bizim bu küçük toprağımızda iki halk özgürce, yan yana, dostluk ve karşılıklı saygıyla yaşayacaktır. Her halk kendisine ait bayrağı, ulusal marşa ve hükümete sahip olacaktır. Çatışmayı sona erdirme yönünde temel ön koşul Filistinlilerin İsrail'i Yahudi halkının ulus devleti olarak açıkça, bağlayıcı ve kesin olarak tanımasıdır. Filistin kontrolü altındaki bu toprakların İsrail için garanti edilmiş güvenlik uygulamalarıyla askerden arındırılmalıdır. Bu iki koşulun yerine getirilmemesi durumunda bir silahlı Filistin devletinin doğması ve Gazze'de olduğu gibi Yahudi devletine karşı bir başka üst haline gelmesi gibi gerçek bir tehlike doğacaktır. Bir ekonomik barış siyasal barışın yerini tutmaz fakat ona ulaşılması yolunda atılmış önemli bir adım olacaktır. Orta Doğu barış süreci bisiklete binmeye benzetilirse bisiklette pedal çevrilmediği anda düşüleceği ortadadır. İsrail'in Gazze'ye Aralık 2008'de gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1300 Filistinli'nin ölümü İsrail-Filistin barış sürecinin durmasına sebep olmuştu. Süreci tekrar işlemesinde Rusya'nın 2010 başında Filistin lideri Mahmut Abbas, Hamas siyasi lideri Halit Meş ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ağırlamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail-Filistin sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan Orta Doğu dörtlüsü ABD, Rusya, AB ve BM, 19 Mart'ta Moskova'da toplanacağını açıklamıştı uluslararası toplum İsrail'in işgal ettiği bölgelerdeki yerleşim çalışmalarını dondurmasını ve 2001 yılından bu yana yapılan inşaatlarında yıkılmasını isterken, İsrail 1967 savaşında işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yerleşim çalışmalarını sürdürüyordu. Görüşmelerin tıkandığı noktalar işgalin sonlandırılmaması, İsrail'in 1967 savaşında işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşim çalışmalarını sürdürmesiydi. İsrail gelecekte de yerleşim çalışmalarının süreceğini kaydederken Filistin işgal edilen topraklarda inşaat çalışmaları durdurulmadan masaya oturmalarının mümkün olmadığını savunuyordu. Kasım 2009'da Netanyahu, Batı Şeria'daki mesken çalışmaların sınırlandırılabilir ama Doğu Kudüs için mümkün değil demiştir.